Çekim arası sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün konuğumuz milli tekvandocu Nur Tatar. Bakalım neler yaşayacağız. Belli sürprizlerimiz var. Hepsini izleyeceksiniz. Çekim arası sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün konuğum Nur Tatar. Kendisi çok ünlü bir tekvandocu. Bugün biraz muhabbet yapacağız. Çekim arası sohbetlerinin biz versiyonunu biraz değiştirdik. Size girişte bahsetmiştim. Ben fotoğrafını çekeceğim Nur'un. Sonra Nur beni çekmeye çalışacak. Bakalım evet, hangimiz daha iyi fotoğraf çekiyoruz tabii ki demeyeceğim ama hep fotoğrafları çekilen bir insan biraz da fotoğraf çekme kısmına geçecek ve tam tersini yapacağız. Şimdi olimpiyat dediğin yer nasıl bir yer? Gittiğinde ne yaşıyorsun? Yani bize böyle anlatacağın ilginç şeyler var mı? Olimpiyat köyü ve olimpiyat hakkında. Yani olimpiyat köyü, ben ilk işte 2012'de 19 yaşındaydım gittiğimde. Takım halinde takılanlar var, işte bir oyun alanı var, işte yemekhanesi, her şey çok güzel, devasal falan, böyle çok mükemmel ve başarılı sporcular. Peki yasaklar var mı mesela? Gece saat 12'de 1'de kafana göre çıkıp dolaşabilir misin? Ya free abi ya. Öyle mi? De tabii yarışı bitenler bence free takılıyor olabilir. Yani ben yarışı mesela bitene kadar odamdan çıkmam genelde. Bu benim totemimdir. Yani biz gitsek sevmem, orada bakarız. Arkadaşlar, olimpiyat dövmesi. Bir kolunu var. Okay. Aslanın içerisinde de var abi zaten. Evet, aslan tacının içerisinde de var. Aha. Gördünüz mü? Gördün mü? Gösterdim mi? Bak, gördün mü? Ya. Sosyal medyaların nasıl? Yani çok mükemmel değildir abi ama işte kullandığım Instagram. Genelde Instagram'da takılıyorum. Peki Instagram'a takılıyorsun ama fotoğraf mı çekiyorsun, birilerine beni çeker misin mi diyorsun, nasıl idare ediyorsun? Yani arada çekiyorum, işte arada çektiriyorum, yani genel olarak işte çekilenleri kullanıyorum falan. Peki fotoğraf çekmeyi mi seversin, fotoğraf çektirmeyi mi seversin? Yani ikisini de severim abi ama çekmede çok profesyonel değilimdir tabii ama çekerim de, yani severim. Peki o zaman deneyelim mi seninle güzel bir şey? Ben ilk önce senin fotoğraflarını çekeyim, sonra ben. Sonra sen benim fotoğraflarımı çek. Tamam. En sonunda da yayınlayalım. Ayarlayacağım şu anda. Sen nasıl durmamı istiyorsan öyle söyle. Ben hepsini söyleyeceğim sana. Ha şey, guard mı alayım? Evet, guard al. Bir adım yana. Evet. Bacak biraz daha şeye durur musun, bizim kickbox'taki gibi? Evet. Güzel, süpersin. Bir bakacağım. Işına bakacağım. Bozma. Işık ayarlıyorsan o zaman istediğin pozu verebilirim. Arkadaki ışığı yükselt abi. Yükselt, yükselt, yükselt. Güzel. Evet, başlıyoruz. Evet. Bakayım. Bendesin. İşte bu. Bakayım. Bir dakika abi. Abi sen çekince sana hep hareket yapasım geliyor yalnız. Arkadaşlar, fotoğraf çekiminde detaylar şöyle bir şey var. Eğer kadın çekiyorsak saçı güzel olmalı, makyaj biraz hafif olmalı. Evet, makyajsız da çok güzel olabilir ama mesela şu anda saçı çok beğenmedik. Niye? Çünkü çok tel tel çıkmış. Evet. Zaten çok güzel bir kız. Daha güzel olması için uğraşıyoruz. Bir gel bakar mısın bir lütfen? Bir gel bak. Kırmızı, mavi. Sonra dedik de ki mavi bana kırmızı, yani niye ben daha önce fotoğraf çektirmedim de. Bekle. Bozma. Sevgili Nur, şimdi fotoğraf makinamızda burası netleme noktası. Buraya bastığın zaman netler. Tamam. Fotoğrafı çektiğin zaman da bu kablo vasıtasıyla çektiğin fotoğraf bilgisayara düşer. Tamam. Yapman gereken vizörden bakıp yarım netlediğinde sesi duyup buna basma. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Hatta ben senin için ayarları yaptım. Diyafram, enstantane, asa, bütün ayarlar tamam. Yapman gereken tek şey fotoğraf makinesinin denkleştirmeye dokunmak. Bunu yapabilir misin? Bu kadar basitleştirmeseydik keşke abi. Çekemediğimde de. Hazır değilim. Başaracağımdan da pek emin değilim ama. Duymasın. Evet. Abi. Süpersin abi. Tamam, artık ne desek yaparız. Harun bak bunu çeker misin? Gerçekten net, temiz, ışığıyla çok güzel bir fotoğraf. Kesinlikle çektim. Çektiğime inanıyorum yani. Evet arkadaşlar, çekim arası sohbetlerinde Nur Tatar'la beraberdik. Fotoğraf çekimimizi yaptık. Önce ben Nur'u çektim. Sonra Nur'a biraz gösterdim ama gülleye atan fotoğrafı nasıl çekmez dedik. Fotoğrafı da güzel çekti. Şöyle söyleyeyim, galiba her şeye karşı yeteneğim var. Bir şeyi bence sevmek ve istemek yeterli abi. Ama tek kolla çekmen olmadı. Alışkanlık diyelim abi. Alışkanlık diyelim, doğru. Serin'le kısa bir soru cevap yapalım. Bakalım nasılsın? Futbol mu, basketbol mu? Futbol. En sevdiğin forvet? En sevdiğim forvet Burak Yılmaz. Peki en sevdiğin kaleci? Volkan Demirel. Güzel. Arda Turan mı, Emre Belezoğlu mu? Arda Turan. Güzel. Peki araba mı, motosiklet mi? Araba. Motosiklete bindin mi hiç? İki tekerlekli olan birçok şeyi seviyorum. Evet, biraz şey değil mi yani? Tehlikeli. Fazla tehlikeli. Hele ki yani. Türkiye şartlarında fazla tabii. Tehlikeli. En sevdiğin yemek? Ayırt etmiyorum ama yöresel yemek var bizim Van'da. En sevmediğin yemek? Bezelye. Yani hiç yemedim zaten. Sevme ihtimalim yoktu ama kokusunu bile tahammülüm yok. Keledoş. Onu mu konuşuyorsunuz? Evet. Ne bu, Van yemeği mi? Evet. Yöresel bir yemek abi. Tamam. Neye benziyor tadı? İçinde nohut var, işte den var falan böyle. Annen kızıyor mu yemeği sevmediğin falan için? Annem kızmaz. Yemek çok ayırt etmem. Ama işte tatmadığım birkaç yemek var. Onun dışında her şeyi yerim yani. Peki bu Van kahvaltısı ne diyorsun? Meşhur Van kahvaltısı. Yani sadece kahvaltı için bence Van'a gidilebilir yani. Peki İstanbul'daki Van kahvaltısını görünce Van'dan daha değişik mi? Yoksa harbiden buradaki... Onun havası ayrı, ekmeği ayrı, suyu ayrı, tuzu ayrı yani abi. Şimdi burayla aynı kıyaslayamam. Özledin mi Van'ı? Çok özledim. Ara ara gidiyorum zaten. Öyle mi? En sevdiğin huyun nedir? Merhametli olmak. En sevmediğin kendine ait bir huyun nedir? Çok aceleciyim ya. Her şeyi hayata karşı mı? İstiyorum. Evet. Peki yani, sonra pişmanlık duyuyor musun? Pişmanlık duymuyorum aslında. Ben bir şey başladım mı o işin hemen sonuçlanmasını seviyorum yani. Ve doğru bir şekilde ama biraz şeyim ya. Aksiyonu, heyecanım falan böyle çok hareketliyim yani. Duramıyorum çok fazla. Arkadaşların arasında, arkadaşları neye göre seçersin? Sence bir arkadaşta görmek istediğin en iyi üç özellik nedir? Sırdaş. Tamam. Eli açık. Evet, söyleyeceğim şimdiye güldüğümüzü. Evet. Ve merhametli olması benim için önemlidir. Yani cimri insanı sevmiyorsun değil mi? Katiyen. Evet, yani sevmiyorum. Bunu seninle daha önce de konuştuk. Bir insanın yeterli durumu varken niye cimri olabileceği hakkında en ufak bir fikrim yok. Yani ihtiyacı olan herkese fazlası olan her şey yapmalı. Yani fazla bir şeye sahip olan insanların aslında bunu her zaman... vermeli yani. Evet aslında. Çünkü ne kadar verirsen daha çok alırız. Tabii ki de. Hem standartlarımız çok daha iyi olur hem de yoksulluk olmaz yani. Doğru söylüyorsun. Keşke herkes senin gibi düşünse. Şu anda hayatta ertelediğin bir şey var mı? Evet. Ne? Mesela saz çalmak istiyorum. Çok güzel. İşte oyunculuk eğitimi istiyorum mesela. Dil eğitimi istiyorum. Ama bunlar tabii bizim çok zorlu bir sürecimiz var şu an, olimpiyat süreci. Evet. Bu yüzden çok yoğun antrenman yaptığımız için çok fazla vaktimiz kalmıyor. Sabah akşam antrenman yapınca zaten böyle bir pertin çıkıyor. Doğru. O yüzden başka bir şeyle meşgul olmak bizim için çok zor bu süreçte. Doğru. Çok kısa bir süreç kaldı ya. Zaten 7 ay. Ondan sonra inşallah beklettiğim bütün hayallerimi gerçekleştirmek nasip olur. Bu işi yapmasan ne iş yapmak isterdin? Veteriner olmak isterdim abi. Hayvanları seviyorsun. Evet, sen de kedici misin ya? Herkes kedi seviyor. Kedi çok seviyorum. Tabii ki 4 tane kedim var. Yani köpek de besledim, papağan besledim mesela. İşte muhabbet kuşu hep böyle. Hatta en son muhabbetimizde anneme işte şempanze almayı düşünüyorum falan dediğimde bana hatta... Anlamadım. Şempanze almayı düşünüyordum. Neden şempanze almayı düşünüyordun? Seviyorum yani abi. Şempanzeyi. Evet. Geçen biz Belek'te kamptayken böyle düzenli olarak bizim bir işte esnaf abimiz vardı. Evet. Onun işte marketin önünde vardı. Onunla gidip vakit geçiriyordum yani. Şempanze. Evet. İnanılmaz tatlıydı. Van'da şempanze var mı? Var abi. Gülüyorsun ama var yani. Saçmalama ya. Hayvan bahçesi falan mı? Hayır, Van'da şempanze var. Nerede? Merkezde, Pet Shop'da satılıyor. Şempanze diyor ya, Allah'ım ya. Bu bizim Sabriye'nin at muhabbetine benziyor. Şempanze, güzel. Bir şey söyleyeceğim, hangi dizileri izliyorsun? Seferin Kızı. Seferin Kızı. Evet, izliyorum. Danga alır ya. Danga. Evet, evet, güzel filmdi. Yaz mı, kış mı? Kış. Kış insanımız. Kesinlikle. Sobanın önünde. Tabii soba, şömine, kestane, patates olayını seviyorum abi. Rahatlığı seviyorum abi. Ne güzel. Sinirlendiğin zaman hırsını nasıl çıkartırsın? Antrenmanda. Antrenman yapamadın, antrenman ya off günü o gün. Antrenman yapamadığında uyurum abi. Öyle mi? Ben aşırı uyumayı seviyorum. Mesela 10 saniyede uykuya geçebiliyorum. Gece kaçta yatıyorsun? Ortalama antrenmanlarımız yoğun olduğu dönemde işte çok yani istikrarlı ve maça yakın olduğu dönemlerde 11 ila 12 arası. Çok fazla uykuma çok önem veren ya da erkenden her şeyi çok düzenli yapan biri değilim ama olması gerektiği zaman da olması gerektiği gibi davranırım yani. Kaçta uyanıyorsun genelde? Genelde ortalama 8 ila 9 arası uyanıyorum. E güzel uyuyorsun o zaman. Tabii. 9 saat uyuyorsun. Maç akşamları mesela akşam 8:30 dedim ben yataktayımdır abi. Öyle mi? %100. Yani ne olursa olsun uyuyorum. Maç günü bütün enerjimi uykudan alırım ben. Evet Nur Tatar, şimdiye kadar aldığın en iyi tavsiye nedir? Pes etme. Never give up. Aslında profesyonel sporcuların en büyük mottosu bu olabilir. 2011'de Kore'de Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Kore'yle maçı kaybettikten sonra o dönemde bir süre sakatlık çektim ben abi. 6-7 maçı üst üste bir yenilgi aldım. En sonunda orada o yenilgiyi aldıktan sonra bahçeye çıkıp hüngür hüngür ağlıyordum ben. Bırakacağım işte artık tekvando yapmayacağım, başaramıyorum işte habire kaybediyorum falan. O sıra teknik direktörüm Ali Şahin arkamdan gelip omuzuma böyle 3 kere vurdu. Bir gün sen olimpiyat kürsüsünde olduğunda kimse olmayacak. Sakın pes etme, kalk ayağa dedi bana. Sen de daha çok işler başaracaksın bu ülke için dedi. Aldığım en güzel tavsiyelerden, yani tavsiye olmadı aslında biraz nasihat gibi oldu ama evet. Benim için önemliydi yani. Genelde de zaten ailem olsun, işte annem babam olsun, insanlar olsun hep çevremde bana pes etme, savaş, sen güçlüsün, mücadelecisin. Yani genelde tavsiyeler hep bunlar oluyor. 10 sene önceki Nur Tatar'a ne söylemek istersin şimdiki aklın olsa? Aynı yolda devam et demek isterdim. Yanlışıyla doğrusuyla ne biliyorsan aynısını yap derdin. Peki bundan bir 10 sene sonra nasıl görüyorsun? Nerede olursun? Ne yapıyor olursun 38 yaşında? Yani Allah bilir ama bilmiyorum abi. Onu hiç düşünmedim. İkinci şansa inanır mısın? Hayır. Tam bunun üstüne şey gibi oldu değil mi? Peki senden ikinci şans vermeni isteyenler oluyor mu? Ben şansın var olduğuna da inanmıyorum. Peki şansı insan kendi mi yaratır? Bence şans diye bir şey yoktur. Nasıl yani? Yani hiç şans diye bir şeye inanmıyorum. Hayır. Ben tesadüflere ve şanslara inanmam. Peki o zaman bir muhabbette birini gördüğün zaman ya çok da şanslı kelimesini duyduğun zaman inanmıyor musun? Genelde güzel bir varoluş derim. Tesadüfe de olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği yerde karşılaştık derim. Güzel, felsefik bir yanım var yani. Hiç mi şanslı olmadın? Veya hayır, her şeyi başardığın için olması aslında bu gerekti. Şansın hepsini ben kendim başararak mı yaptım diyorsun? Tabii ki de. Şimdi sen, ben şimdi durduğum yerde bu kadar madalya alabilir miydim? Buna şans diyemezsin ki sen o madalyaları aldım diye zaten. Ya çok şanslıydı gittim bugün şampiyon oldu diyemezsin. Yok canım olur mu? Şimdi onun ardında bir 24 yıl var zaten. Doğru. O 24 yıl verdiğim bir emek var. Ama şans şey olabilir, var. Biriyle karşılaştın, bir yere girdin. Ben ona kader diyorum abi genelde ya. Şans, kaderciyimdir yani. Kadere inanırım çünkü eğer orada seninle o yolu yürüyeceksem ve bana o yolda iyisiyle kötüsüyle alıp vereceklerim varsa onları bana yaşatacaksan eğer bu benim sadece nasibimde ve kaderimde vardır yani. Erkeklere maç yaparken ne hissediyorsun? Erkeklere maç yaparken çok hırslı oluyorum biliyor musun abi? Peki erkekler seninle maç yaparken ne hissediyor? Aslında o daha önemli yani. Ben mesela bir iki tane sağlam vurduğumda bana hırslanıyorlar bayağı. Mücadele ediyorsun evet ama onlar tabii bize göre güçleri daha fazla olduğu için biraz kendilerini kısıtlıyorlar dövüşürken. Ama bir iki tane vurduğumda tabii biraz gurur devreye giriyor direkt. Aynı şekilde karşılık vermeye başlıyor mu o zaman? Yani aynı şekilde karşılık verince olmuyor. Şimdi biraz da teknik olduğu için tekvandoda dövüşürken akıl ve teknik biraz önemli bizde yani. Evet. O yüzden iyi oyun kurmak çok önemli. Onu bazen yiyemiyorsun daha da hırslanıyorlar. Ama genel olarak erkeklerle mücadele etmeyi, antrenman yapmayı çok seviyorum. Peki böyle bir erkekle antrenman yaparken sert bir darbe sonucu bir sıkıntı yarattığın bir arkadaşın oldu mu? Oldu. Ne yaptın? Kolunu mu kırdın? Yani kendim de yedim. Nefesim gitti. Böyle midemden biraz kan tadı falan aldım yani ağzıma. Ne diyorsun boğazıma. Ya? Tabii. Alıyoruz yani. Çok güçlü tekmeler yiyebiliyoruz. Karşıya verdin en büyük hasar bir antrenmanda. Kaş yardığım oldu. Müsabakada kol kırdığım oldu. Göz üstü patlattığım oldu. Dudak patlattığım oldu. Peki biz tekvandoyu aslında hiç o kadar sert bir spor olarak bilmeyiz. Niye öyle? Yani vuruşlarımız aslında biraz öyle görünüyor ama tam aksi. Ya bu anlattığın bayağı şey gibi, kickbox gibi aslında. Mesela kask var. Kaskı taktığımızda sadece face'imiz açık kalıyor yüzümüz. O yüze zaten amacımız oradaki o yüze darbeyi vurabilmek bizim. Hakem saymaya başladı mı olay bizim için orada bitiyor yani. Hı. Güzel bir duygu. Burnu kırıldı mı hiç peki? Benim mi? Yok abi kırıldı. Burnuna darbe geldi mi? Hayır. Belli olmuyor mu? Ama çok zor iş yani. Direkt oraya oynadıkları için insanlar. Oynuyorlar ama biraz savunmam iyidir yani o konuda. En iyi, teknikteki en iyi özelliğin ne? Ya aslında ben bütün tekmeleri seviyorum ama bizde düçegi dediğimiz bir tekme var dönerek vurduğumuz. Onu çok seviyorum yani. Vururken de haz alıyorum. Müsabakada da vurmayı seviyorum. Genel olarak biraz daha itmeli ve düşürmeli bir teknik olduğu için hoşuma gidiyor yani. Peki trafikte herhangi bir sıkıntı çıktığında bir insan falan oluyor musun bazen? Gerekmediği sürece insanlara zarar verilmesini ve şiddete asla gerek duymadığını biliyorum. Çünkü konuşularak her şeyin anlaşması taraftarıyım. Ama onun dışında şey var, bak alerjimi sorabilirsin. Alerjim çok var. Böceğe... Alerjini soruyorum. Alerjim var mı? Nur alerjini soruyorum. Alerjim var mı? Alerji sorabilirsin diyor. Evet soruyorum. Neye alerjim var? Hep orada kaldım ya. Sineye alerjim var, insanlara alerjim var diyormuşum. Sırf bunu söylemek için. Sadece bunu söylemek için soru soruluyor. Bitti şu an, cevaplayamam ama. Çok gülesim var. Evet alerjiyi soruyorumdur. Neye alerjim var? İnsanların harici. Onun haricinde böceklere alerjim var abi. Böceklere? Aynen. Normalde kediye, köpeğe falan da vardı bir dönemde ama bu bence sevgiyle açtığım bir şey oldu. Çimen, duman, toz... Çimen, duman mı? Evet. Çimenlere, ağaçlara falan biraz alerjim oluyor. Hmm. Genelde genzim falan hemen tıkanıyor. Yaşartı falan oluyor, gözlerim falan kızarıyor. Büyük geçmiş olsun. Evet, teşekkür ederim. Ama bu adam dövmeme engel değil. Ha oraya bağladın ne yani, adam dövmeye. İki tane arkadaşı pert etmişti, onu anlatmıştı. Muhabbet diyormuş. Çekim arası sohbetlerinde Nur Tatar'la beraberdik. Çekim arası sohbetlerin konseptini biraz değiştirdik ama değiştirmediğimiz bazı şeyler var. O da hediye çekilişleri ve hediyeler. Takipçilerimizden birine sayfayı takip eden, likelayan ve YouTube'da aşağıdaki açıklamamı okuyup onu dolduran çekilişle bir takipçimize senin bir tekvando elbiseni mi verelim? Verelim. Nedir bu elbisenin adı? Dobok. 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 Evet. Özellikle Nur Tatar hayranları, özellikle tekvando yapan arkadaşlar, olimpiyat şampiyonu, olimpiyat yolunda büyük şey kaydetmiş, 3. olimpiyatına gitmek üzere olan büyük bir sporcudan böyle bir ödül almak bence çok değerli bir şey. Nur Tatar imzalı. Açıklamayı bırakacağım aşağıda. Takip edin. Nur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zamanını ayırdın, fotoğraf çektin, fotoğraf çektik, muhabbet ettik. Ertan Balaban'a teşekkür ederiz, bize mekanını açtı, bizi ağırladı. Çok gurur duydum. Bir daha söyle. Çok gurur duydum. Bir daha söyle. Da bitti şu an konuşamadım. Bunlar için yayında. Söyle söyle. Gurur. Çok gurur duydum. Ben deterjan da diyemiyorum biliyor musun? Deterjan da diyemiyorsun. Nur, deterjan der misin? Bilmiyorum. Çekim arası sohbetlerinde Nur Tatar'la beraberdik. Çok güzel bir sohbet oldu. Bir daha konukla görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim.